Arkadaşlar hepinize merhabalar. Alanya Kestel'den selamlar. Bugün havuzumuzun küpeştelerini yapıyoruz. Küpeştelerden önce su terazisiyle kotumuzu alıyoruz. Kolay gelsin abi. Teşekkür ederim. Evet abi, şimdi su terazisini bir anlatalım. Nasıl oluyor? Nedir? Ne değildir? Su terazisi, şimdi bir yeri çiziyoruz. Bu çizginin üzerinde bu kudumuzu her tarafa dağıtıyoruz. En yüksek yeri bulup buradan başlangıcımızı yapıyoruz. Yani şimdi biz az önce abimle birlikte şurayı atıyorum, şurayı tek tek havuzun tüm köşelerini döndük değil mi abi? Evet. Aynen döndükten öyle. Sonra zaten su terazisi arkadaşlar hortumun iki ucu, yani içindeki su dengeli dağıtıldığı için basınçtan dolayı, hava basıncından dolayı aynı tarafa yükseklik sağlıyor. Evet, aynen öyle. Bundan dolayı bir yüksekliği almış oluyoruz ve her köşede de tespit yapıldıktan sonra ardından mesela burada her köşeyi işaretledik arkadaşlar. Ardından tek tek abi şuraları ölçüyoruz değil mi? Şöyle. Evet, aynen. Şuraları ölçüyoruz. Buluyoruz. En yüksek yeri bulup buradan harcımızı koyup ona göre devam ediyoruz. En yüksek yeri dediğimiz aslında şuradaki kalan mesafenin en kısa olduğu yer değil aynen mi abi? Aynen. O en kısa aynen olduğu mesafeye göre harcımızı koyuyoruz, atıyorum 3 santim olarak. Şurası neresiydi abi en yüksek yer? En yüksek yer şu anda şu köşemizde. En yüksek yer burası. Aynen. Şimdi arkadaşlar mesela şu çizgiye göre buradan atıyorum 3 santim koyduk diyelim. Ardından en düşük yerimiz şurası oluyor. Atıyorum burada da orada 3 santim koyduk ya. Burada şişme payı daha fazla olacak. Atıyorum orada 3 santim koyduysak buradaki fark ne kadarsa, 2 santimse mesela buradaki harç 5 santim olacak. Bu şekilde kotumuzu almış oluyoruz. Aynen öyle. Evet. Değil mi abi? Evet, aynen öyle. Teşekkür ediyoruz abi. Teşekkür ederim. Arkadaşlar işte mermer konuldukça şimdi burada donduruyorum. Maşuk ustamızla birlikte video devam edeceğiz. Arkadaşlar şimdi az önce su terazisiyle kotumuzu aldık. Lazer terazimizle kontrol edelim dedik. Buraya sabitledik. Sabitledikten sonra çizgilerimizi şöyle gün ışığında şey oluyor ama elimi görüyorsunuz yeşil şeyi, şu şekilde hepsini kontrol ettik, çizgimiz geliyor. Şöyle aynı şekilde burada şu an kamerada gözükmüyor ama gözle yakından baktığın zaman gözüküyor. Yani su terazimizde kontrolümüz doğru. Tabi Niva olsa daha iyiydi maaş kustam değil mi? Evet, aynen. Tamam abi, bunu alabiliriz, şey değil artık. Yani Niva olsa ortaya kurardık. Ortaya kurduktan sonra tek tek kotumuzu alırdık. Hatta yapılırken de kontrol ederdik abi, Niva olmuş olsa. Yapıldıktan sonra da kontrol ederdik. Hani yapılırken aynı anda atıyorum birer metre koydukça her mermerinde kontrol ederdik. Daha iyi bir sonuç olurdu. Ama şimdilik de sıkıntı yok yani. İki türlü de sağlamasını yaptık. Durum bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar merhabalar tekrardan. Şimdi abi o aşağı yüzüne kalekim sürdün değil mi? Evet. Bu mukavemeti bir istiyor. Mukavemeti arttırsın diye, yapışması daha şey olsun diye. Birbirine daha çok birleşir. Hem altlı hem üstlü. Bunu arkadaşlar 60-120 seramikte de yapıyorlar. Çift tarak diyorlar. Seramikte. Şimdi şöyle küpeştemizi, tutamaklarımızı bir köşesine aldık. Aldıktan sonra şu karşıdaki yeri görüyorsunuz arkadaşlar. Oraya da mermerimizi koyduk. Koyduktan sonra ip çektik. İpe göre bundan sonra devam edeceğiz. Şöyle size yani kot aldıktan sonra göstermek istediğim şey, yani şu alın tarafında şöyle yeni yapılan yer belli. Burada fazla hissedilmiyor ama şu tarafa doğru geldikçe ipi görebiliyorsanız orada azalıyor, artaraktan şöyle devam ediyor. Bakın ip hizasına göre bu işlemi yaptıktan sonra, tabi o videoya dahil olmayacak da aklınızda bulunsun, tekrardan sıva üstü yalıtımı yaparken o küpeçlerin altlarını, izolasyonu çok iyi yapmamız lazım. Yalıtım dedim, pardon, izolasyonu çok iyi yapmamız lazım. Dikkat edilmesi gereken yerlerden birisi de orası. Sona doğru tekrardan videoyu çekeceğim. Hatta az önce bir yanlışlık vardı, onu da gösterelim.
şöyle burada ipi çektiğimiz zaman şuradaki boşluğu görüyorsunuz arkadaşlar. 7 santim ancak ileride şöyle şurada 3 santime mi düşüyordu abi? 3-3.5'a düşüyor. Yani burada önceden bu havuzu yapan arkadaşlar şuradan itibaren şaşırmışlar biraz. Biraz daha havuzdan tarafa gitmesi gerekiyordu. Ama sıvayla düzeltmesini yapacağız, bir şekilde ayarlayacağız. Şimdilik bu kadar. Arkadaşlar tutamaklarımız bitti. Şöyle göstereyim size. Yani şuraya da gelecek de bu hizayı yapmadan size paylaşacağım bu videoyu. Yani buraya da artık şu kenarları bittiği için ustamız burada terazisini koyacak. Buraya şöyle mermerini koyacak. Teraziye aldığı zaman otomatik zaten bu hizada burası da çıkmış olacak. Bu şekilde olacak. Bir diğer konu şimdi dikkat ettiyseniz şap attırmadık daha. Niye şap attırmadık? Önce tutamaklarımızı yaptık. Çünkü şimdi buraya mermerimiz geldiği zaman mermer konacak. Şöyle görüyorsunuz, belirli bir yüksekliğe gelecek. Burada yani şu hizaya şöyle burada geldiği zaman şapçımız burada fayans payıyla harç payını, fayans harcı payını bırakaraktan şap hizası alacak. Şap kotu alacak buradan. Ondan dolayı ilk önce tutamakları yaptırıyoruz. Yani sakın sizde hani havuzun şapını falan attırmayın. Böyle bu şekilde olacak yani burası. Yaklaşık 1 santim bir şu mermer hizasından aşağı olacak. Ve buradaki mermerle yani şuradaki mermerle fayans 0'a 0 gelecek. Bu çok önemli yani. 0'a 0 gelecek. O şekilde olacak. Aynı zamanda burada şap olurken video çeker miyim bilmiyorum ama çek edebilirim. Bu içerisi 1 metre 40 santim olacak. Yönetmelikte de böyle geçiyor zaten. Şu an burası şurası 1 metre 43 santim geliyor arkadaşlar. Şurası 1 metre 49 santim geliyor. O köşe. Yani orası 9 santim şap yiyecek. Burası 3 santim şap yiyecek. Yani 3 santim şap ne kadar iyi olur? Niye 4-5 değil diye soracak olursanız, yani burayı arttırırsak bu geliş diğer tarafta daha fazla olacağı için bu şekilde bir ortalamasını aldık. Ondan dolayı bu şekilde kod verdim. Yani o su terasiyle, lazerle videonun başında size anlatmıştım. Hani ona göre verdik yani. Öncesinde tabii konuştuk. Durum bu şekilde arkadaşlar. Burada bir diğer diyeceğim konu, sadece havuza bir gider vermişler. Yani şurada şöyle bir gider vermesinin dezavantajı, şimdi şu en köşeden yani şapı en yüksek seviyeden verecek. Şöyle şuradan böyle gelecek, buraya verecek. Aynı şekilde o taraftan şöyle gelip böyle verecek. Yani aslında iki tane olsa büyük otellerde, büyük sitelerin havuzlarında havuzlarında birden fazla olur. Tabi onun içinde bir galeri boşluğu olması lazım. Yani burada tek buraya yok olmasının sebebi, boşluk sadece burada var. Diğer taraflarda yok. Ondan dolayı tek buraya koymuşlar. Onun sebebi de bu. Başka diyeceğim bir şey yok. İzolasyona dikkat edin. Sıva üstü, sıva altı izolasyon da olması lazım. Sağlıklı olması için sıva üstü izolasyon diye olması lazım. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup beğenirseniz sevinirim.